Altınordu Belediyesi'nin prestij projeler arasında yer alan ve Cevil Irmağı'nın denize döküldüğü alanda inşa edilerek kısa süre önce vatandaşın hizmetinde sunulan Mostar Köprüsü ile ilgili Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. Temel hedefimiz yeşil alan dokusunun genişletilmesi ve özellikle burada tabii ki ağaç dikimleri olacak. O beklemiyoruz. Başkan Tekintaş, Mostar Köprüsü'nün altında yer alan kumların yoğunlaşma sebebiyle meydana getirdiği yığılan suların kötü kokuya sebebiyet verdiğini ifade ederek yapılacak projeyle birlikte kumlamayı önleyeceklerini kaydetti. Hedefimiz öncelikle kumlamayı önlemektir. Yani biliyorsunuz bize gelen şikayetler, hepimize gelen Mostar Köprüsü'nün altında kumlama yoğunlaştığı için arkadaki yığılan suyun ve kokuya dönüşmesi, siyahlaşması, özellikle de oradaki çevredeki insanları çok rahatsız etmesiydi. Biz bunu Ulaştırma Bakanlığı'na bir yazı yazdık. Dedik ki bize bunun gerekçesi nedir ve ne olabilir bulun diye. Onlar da sağ olsun gelip bu çalışmayı yapmışlardı. Kumlamayı denize doğru 4,5 metre derinliğe almamız gerekir dediler. Gittiler, ölçtüler, biçtiler, hesabını yaptılar. Projeyi çizdiler. Bakanlık onayı aldıktan sonra da bu projenin bu şekilde olursa kumlamanın denizin içinde kalacağını ifade ettiler. Yani en derin noktasının 4,5 metre olacak yere taşınacağını ifade ettiler. Biz şimdi bu bittikten sonra o gördüğünüz Gazi Köprüsü'ne kadar olan bölümü de komple kenardaki kumlamayı alıp o bölgeyi tamamen deniz suyuna dönüştüreceğiz. Ve dolayısıyla su içeri çekildiği zaman burası tamamen bir tekne gondol safhası olabilecek bir yere dönüşecek. Temel derdimiz bu. İlerleyen zamanlarda Mostar Köprüsü'nün çevresini yeşil alana dönüştüreceklerini aktaran Başkan Tekintaş, köprünün boyutlarının dalga boylarına ve selde meydana gelecek su taşkınlarına göre ayarlandığını ifade etti. Sağını solunu da yeşil alana çevireceğiz ama şimdi değil. Tabii ki o bakanlığın, Çevre Bakanlığı onayından sonraki süreçte de orayı da onay aldığımız andan itibaren de özellikle yeşil alana dönüştürüp tamamen o bölgede bir yeşil alan dokusunu köprüyle beraber bütünleştirmiş olacağız. Biz bir yüksekliği kendimiz tespit etmedik. Önce onu söyleyeyim. Yükseklik tespiti, özellikle mendirek koruması. 100 yıl geçmişe doğru dönüyorlar, dalga boyuna bakıyorlar, en yüksek dalga boyu ve selden kaynaklanan problem neyse ona göre hareket ediyorlar. Çünkü dere ağzı burası, kumlamanın en fazla olduğu yerlerdir biliyorsunuz. Akıntının da en fazla döndüğü yerlerdir. Hesabı ona göre yapıyorlar. Deleha bu çalışmayı yapıp bitirdikten sonra biz diğer aşamalarda tek tek istişare ederek yolumuza devam edeceğiz.